Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf koz yayınları sayfa 42'deki alıştırmaları çözmüş olacağız. Birinci sorumuza hızla başlıyoruz. Aşağıdaki sayıları onun tam sayı kuvvetlerinden yararlanarak iki biçimde gösteriniz demiş. Onun kuvveti şeklinde ifade etmemiz isteniyor arkadaşlar. A şıkkına bakarsak buradaki ifade 321 çarpı 6 tane 0 olduğu için 10 üssü 6 şeklinde gösterilebilir. Bunu ikinci bir biçimde de göstermem istendiği için şuradaki virgülü dahil ederek 3,21 yani iki basamak virgül kaydırdığımda sayın değerini küçülttüğümde bunu arttırmam lazım. 10 üzeri 8 şeklinde de ifade edebilirdim. Şu 8'i düzeltelim arkadaşlar. 10 üzeri 8 şeklinde de ifade edilebilir. Yine olmadı. Şu şekilde ifade etmiş oldum. Yani hem 321 çarpı 10 üzeri 6 hem de 3,21 çarpı 10 üzeri 8 şeklinde ifade etmiş olduk. Bu bilimsel gösteri olur aynı zamanda ikinci yazdığımız ifade. B şıkkına geçtiğimizde bu ifadeyi 1903 çarpı 6 tane 0 olduğu için 10 üzeri 6 şeklinde gösterebilirsiniz. Aynı zamanda virgül kaydırarak 1,903 çarpı 3 basamak kaydırdığım için bunu 3 arttırırım. 10 üzeri 9 bilimsel olarak da gösterebiliriz. Hem bir farklı modda gösteriyorum hem de bilimsel gösterimiyle ifade etmiş oluyorum. İlk iki şıkkımı arkadaşlar. C şıkkına geçtiğimizde bu ifade 9 çarpı 2, 4, 6 virgülden sonra 6 basamak olduğu için 10 üzeri eksi 6 şeklinde de ifade edilebilir. Zaten bilimsel gösterim budur arkadaşlar. Farklı bir gösterimde gösterirsek 90 çarpı sayın değerini büyüttüğüm için buradan küçültmeye gitmem lazım. O yüzden 10 üzeri eksi 7 şeklinde bu ifadeyi ikinci bir şekilde de gösterebiliriz. C şıkkımızı diyoruz. C şıkkına geçtiğimizde 71 çarpı virgülden sonra 5 basamak olduğu için 10 üzeri eksi 5 şeklinde bu ifadeyi gösterebiliriz. Aynı zamanda virgülü bir basamak kaydırarak 7,1 çarpı 7,1 çarpı sayın değerini küçülttüğüm için bunu arttıracağız. Yani 10 üzeri eksi 4 şeklinde gösterebilirim. 71 çarpı 10 üzeri eksi 5 veya 7,1 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde ifade etmiş oldum. D şıkkına geçersem 827 çarpı 3, 6, 8, 10, 11, 10 üzeri eksi 11. Bu ifadeyi bilimsel gösterirsem 1, 2 kaydırdığımda 8,27 çarpı bunu küçülttüğüm için bunu büyüteceğim. 2 basamak büyüttüğümüzde eksi 9 olacaktır. Yani bu ifadeleri arkadaşlar iki farklı şekilde ifade etmiş olduk. Bazıları bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim 1 ile 10 arasında katsayının değişmesi lazım. Bakın burada bilimsel gösterim burada. C şıkkında burada. C şıkkında burada. B ve A şıkkında da alt tarafta bilimsel olarak gösterdiğim ifadeler bulunmaktadır diyoruz. İkinci sorumuzda devam ediyorum. Birinci sorumuzu tamamladık arkadaşlar. Temizliyoruz. Yetiştiremeyen arkadaşlar durdurarak işlemleri kontrol edebilirler. Bir yolcu uçağı bir yılda 427.800 km yol almıştır. Bu uçağın bir yılda aldığı yolu bilimsel gösterim biçiminde yazınız. Bakın aldığı yol burada verilmiş. Bunu bilimsel olarak ifade etmem isteniyor. Şu şekilde ifade ederim arkadaşlar. Bu ifade 4.278 çarpı 2 tane 0 olduğu için 10'un karesine eşittir normalde. Şimdi virgül dahil edeceğim. Çünkü buranın katsayısının 1 ile 10 arasında olması lazım. 1, 2, 3, 3 basamak kaydırdığımızda 4 virgül şöyle yapalım eşittir diyelim. 3 basamak kaydırdığımda 4,270 çarpı 3 basamak küçülttüğüm için bunu 3 basamak arttırdım. 10 üzeri 5 şeklinde bilimsel olarak gösterilebilir diyorum. 4,278 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde ikinci sorumuzun cevabını da vermiş olduk arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimlerini yazınız demiş. Burada olduğu gibi iki şekilde ifade edip de yazabiliriz. Tek seferde de yazabiliriz. Nasıl yazacağız arkadaşlar? Bu 46 çarpı 10 üzeri 3'e eşit. Şöyle de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 şeklinde tam bu araya gelmesi lazım 4,6 olması için. 4 basamak kaydım. Yani şöyle 4,6 A şıkkıyla başlayalım arkadaşlar. Bu ifadeyi
1, 2, 3, 4 basamak kaydırdığımda 4,6 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde ifade edebilirsiniz. Direkt bilimsel gösterimiyle yazmış oldum. Çünkü burası 1 ile 10 arasında olacak şekilde ayarlayarak 10'un kuvveti şeklinde yazmış oldum. A şıkkımızın cevabı bu olacak arkadaşlar. B şıkkında 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya geldiğimizde olur. 4,003 çarpı 6 basamak geldiğim için 10 üzeri 6 şeklinde ifade edilebilir. B şıkkımızın da bilimsel gösterimi bu olacak arkadaşlar. C şıkkına geçtiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak geldim. 6,05 çarpı 10 üzeri 8 şeklinde bilimsel gösterim olacak. Bakın 605 çarpı 10 üzeri 6 yazdıktan sonra da aynı işleme döndürebilirsiniz. Veya direkt böyle virgül sayarak da direkt bilimsel gösterime ulaşabilirsiniz diyoruz. C şıkkımızın cevabı da bu çıkmış oldu arkadaşlar. C şıkkına geçtim. Burada bakın 1, 2, 3, 4 basamak kaydığımızda 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde direkt bilimsel gösterimi ortaya çıkmış oldu. Diğer ifademize geçtiğimizde 1, 2, 3, 4, 5 basamak kaydırmam lazım. 9,9 çarpı kaç basamak demiştim? 1, 2, 3, 4, 5 basamak 10 üzeri eksi 5 şeklinde bilimsel gösterime ulaşmış oldum. E şıkkında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5,04 çarpı 10 üzeri eksi 10 şeklinde bilimsel gösterime ulaşmış oldum. Virgül kaydırarak burasının 1 ile 10 arasında olacağı şekilde bilimsel gösterimlere ulaşmış olduk. Ve 3. soruda da 6 şıkkımızın bütün cevaplarını vermiş olduk diyoruz arkadaşlar. Ve 4. sorumuzda devam ediyoruz. Evet, yetiştiremeyen arkadaşlar durdurarak işlemleri kontrol edebiliyorlar. 4. soruyla devam ettim. A ifadesi vermiş, B ifadesi vermiş, sayıları veriliyor. A sayısının B sayısının kaç katı olduğunu bulunuz. Bu işlemleri öncelikle yapmamız gerekiyor. A sayısına baktığımızda 81, 3 üzeri 4'tür arkadaşlar. Çarpma işlemi tabanları aynı, üstler toplanır. 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 4 toplarsam bu işlemi yapacak hiçbir yer vermediği için alt kısma yapıyorum. 6 ile 10'u 4 topladığımda 3 üzeri 10 yapar. Bölü 3 üzeri 5 var. Tabanlar aynı olduğu için üstler çıkarıldı ve 3 üzeri 5'e karşılık gelmiş oldu. A şıkkımızın cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. B'ye geçtiğimizde 9, 3'ün karesi, bu 3, 27, 3'ün küpü. Üstler tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. 3 üzeri 6. Onu da şuradan devam ediyorum. B'yi de 3 üzeri 6. Tabanları aynı, üstleri topladığımızda 3 üzeri 4. Tabanları aynı, üstler çıkarılır. 3 üzeri 2. B'yi de bulduk 3'ün karesi olarak. Bakın A'yı da buldum, B'yi de buldum. A sayısı B sayısının kaç katı olduğunu bulunuz. A'yı B'ye bölerek bulabiliriz. 3 üzeri 5'i 3'ün karesine böldüğümüzde üstler çıkarılır, tabanları aynı olduğu için 3 üzeri 3. Yani bu da 27'ye eşittir. Yani A B'nin tam 27 kat fazlasıdır arkadaşlar. 4. soruda da cevabımız 27 kat olarak bulunmuş oldu. Yalnız burada işlem yapacak kısım olmadığı için alt kısma işlemimizi yazmış olduk diyoruz 4. sorunun cevabında. 5. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Burayı temizledim. X eşittir 5'in karesi, Y eşittir 5'in eksi 4. kuvveti, N eşittir 5'in 5. kuvveti sayıları veriliyor. Buna göre aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarının üslü ifade biçiminde bulunuz demiş. İşlem yapmamız isteniyor arkadaşlar. A şıkkıyla başladım. X'in karesi yani 5'in karesinin karesi arkadaşlar. Bu ifadenin karesi istenmiş. Bunun karesini aldığınızda üstler çarpılacağı için 5 üssü 4 yapar. Çarpı. Y ifadesi 5 üssü eksi 4'e eşit. N'nin karesi yani bu ifadenin karesi alınması istenmiş. Yine üstler çarpıldığı için 5 üssü 10'a eşit bu ifade. Bu şekilde bir işlem çıktı.
Tabanları aynı olduğu için üstleri topladığımızda burası 5 üstü 0 yapar. Artı 4 eksi 4 bölü. Burası 5 üstü 10 yaptı. 5 üstü 0 1'e eşit. 1 bölü 5 üzeri 10'a eşit. Yani A şıkkının cevabını şuraya yazalım. 1 bölü 5 üzeri 10'a eşit. Bu da arkadaşlar 5'in eksi 10. kuvvetine eşit olmuş oldu. A şıkkımızın cevabı 5 üssü eksi 10 şeklinde bulunmuş oldu diyoruz. Hepsini 5'in kuvvetini çevirdik. İşlemleri yaptık. A şıkkımızın cevabı 5 üssü eksi 10 çıkmış oldu. B şıkkına geçiyorum. Temizleyerek ilerleyeceğim arkadaşlar karıştığı için. O yüzden yetiştiremeyen arkadaşlar durdurarak işlemlerini yapabilirler. Demiş ki B ifadesinde x yani 5'in karesi çarpı y'nin küpü, bunun küpünü istemiş. Bunun üçüncü kuvvetini alacağım. O da eksi 4 çarpı 3'ten eksi 12 yapar. 5 çarpı eksi 12 bölü. N demiş 5'in 5. kuvveti. Şimdi bu işlemi buraya düzenleyelim. Tabanlar aynı, üstleri topladığımızda 5 üssü eksi 10 bölü 5'in 5. kuvveti. Tabanlar aynı, üstü çıkarılır. Eksi 10'dan 5'i çıkardığımızda şöyle bir işlem olur arkadaşlar. Eksi 10 eksi 5'ten dönüşüme uğradı ve eksi 15 oldu. O yüzden 5 üzeri eksi 15 şeklinde B şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış olur. 5. soruda diyoruz. C şıkkına geçtim. Yine burayı temizliyorum arkadaşlar. X'e 5'in karesi demişler. Çarpı Y'ye 5 üssü eksi 4 demişler. Bölü Y kare arkadaşlar bunun karesini istediği için 5 üssü eksi 8 çarpı N de 5 üssü 5. Şimdi bu işlemi düzenlersem tabanlar aynı, üstleri topladığınızda 5 üssü eksi 2 bölü tabanlar aynı, üstleri topladığınızda 5 eksi 3. Tabanlar aynı, üstler çıkarılacak. Eksi 2'den eksi 3'ü çıkarırken eksi 2 eksi eksi 3'ten dönüşüm var ve artı 1 olarak cevabım çıkar. Yani 5'in 1. kuvveti olarak C şıkkımız da ortaya çıkmış oldu diyoruz arkadaşlar. Verilen işlemleri yaptığımızda dedik. Son sorum olan 6. soruya geçiyorum arkadaşlar. Burayı temizledim. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçları bilimsel gösterim biçiminde yazınız diye verilmiş. A şıkkımızla başlayalım. Şimdi bazılarında toplama, bazılarında çarpma var. O yüzden dikkatle bakmamız lazım. A şıkkımla başlıyorum arkadaşlar. 10 üzeri 9, 3,6 çarpı 10 üzeri 9, 1,4 çarpı 10 üzeri 9. Bakın onluk kısımları aynı. O zaman bu ifadeler toplanabilir. 3,6 ile 1,4 topladığımızda 5 yapar. 5 çarpı 10 üzeri 9 ifadesine eşittir bu ifademiz. Gördüğünüz gibi bilimsel gösterimde olur. 1 ile 10 arasında olduğu için cevabımız bu kadar çıkmış oldu. Direkt tabi onluk kısımları, onun kuvvetleri eşit olduğu için sayıları birbiriyle toplayabilirim diyorum ve 5 çarpı 10 üzeri 9 çıkmış oldu. B şıkkına geçtiğimizde bakın bu sefer toplama işlemi yapacağım ama onluk kısımları aynı değil. O zaman onluk kısımlarını aynıya çevirmem gerekir toplama işlemi yapabilmem için. O yüzden bu ifadeyi düzenliyorum. 52 çarpı sayıyı büyüttüm. Bunu küçülteceğim. 10 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Bakın bunu 10'un 4. kuvvetine çevirdim. Şimdi 10'un 4. kuvvetini çevirdiğim için bu da 10'un 4. kuvveti, toplama işlemi gerçekleşebilir. 52'ye 9,3'ü toplayabilirim. 52'ye 9,3 eklersek arkadaşlar 8 eklesem 60 yapar. 61,3 yaptı toplamları. B'yi şuraya yazıyorum. 61,3 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde işlemimiz oldu. Ama bu bilimsel gösterim değil. O yüzden bunu bir daha düzenlemem lazım. Virgülü bir basamak kaydırıyorum. 6,13 çarpı sayıyı küçülttüğüm için bunu arttıracağım. 10 üzeri 5 şeklinde ifadeyi düzenlemiş oldum. 6,13 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde B şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu. C şıkkına geçtiğimizde çıkarma işlemi onluk ifadeler eşit olmadığı için onluk ifadeleri birbirine eşitlememiz lazım. O yüzden buradaki ifadeyi arkadaşlar 10 üzeri eksi 8'e çevireceğim.
Bunu 10 üzeri eksi 8 şeklinde yazıyorum. Yani küçültüyorum. O zaman bunu büyütmem lazım. 240 şeklinde yazmam lazım. 240 çarpı 10 üzeri eksi 8. Şimdi işlem yapabilirim. 240'tan 1,2 çıkardığımızda 239, 238,8. 238,8 şeklinde işlem oldu. Doğru yaptım mı diye bakıyorum. 239, 240, evet doğru yaptık. Çarpı 10 üzeri eksi 8 oldu. Yalnız bu bilimsel gösterim değil arkadaşlar. Virgülü kaydırmam lazım. İki basamak kaydırdığımızda 2,388 çarpı. Bunu iki basamak küçülttüğüm için bunu iki basamak büyütmem lazım. 10 üzeri eksi 6 şeklinde bilimsel gösterimi verilmiş oldu C şıkkımızın. Bu B şıkkımızdı. Bu da A şıkkımız olarak ortaya çıkmış oldu. C şıkkı burada en dikkat edilmesi gereken eksili bir kuvvet olduğu için ekstra dikkat ediyoruz. Tersi bir mantık var. O yüzden en zoru C şıkkıydı. Bu üçü arasında diyoruz arkadaşlar. Evet. C şıkkıyla devam edeceğim. Yani sayfayı temizliyorum arkadaşlar. İşlemleri yetiştiremeyen arkadaşlar durdurabilirler. Temizledim. C şıkkıyla devam ediyorum. Burada bakın toplama veya çıkarma yok. O yüzden direkt işlem yapacağız. 10'un kuvvetleri kendi arasında, sayılar kendi arasında. 5 ile 3,6'yı çarptığınızda 18 yapar. Çarpı 10'un kuvvetleri tabanları aynı, üstleri topladığınızda 10 üstü 3 yapar. 18 çarpı 10 üstü 3 oldu. Ama bilimsel gösterim değil. Virgül kaydırmam lazım. 1,8 çarpı sayının değeri küçülttüğüm için bunu büyüteceğim. 10 üzeri 4 şeklinde bu ifadeyi bilimsel olarak gösterebiliriz. C şıkkımızın cevabı 1,8 çarpı 10 üzeri 4 olmuş oldu arkadaşlar. D şıkkına geçtiğimizde burada da bölme ve çarpmadan yararlanacağız. Önce şu işlemi şöyle düzenleyelim. 256 çarpı sayıyı büyüttüm. Bunu küçülteceğim. 10 üzeri eksi 6. Bunu da 16 çarpı 1, 2 basamak büyüttüm. Bunu da 2 basamak küçültürsek 7 oldu. 256 ile 16'yı böldüğümüzde arkadaşlar 16 defa var içerisinde. Çarpı 10'un kuvvetleri arasında tabanları aynı olduğu için üstler çıkaracağım. Eksi 6'dan 7 çıktığında eksi 6 eksi 7'den eksi 13 yapar. Yani 10 üzeri eksi 13 oldu cevabım. 3'ü düzeltelim. Eksi 13. Şimdi burada bilimsel gösterim değil. Bir basamak kaydırdığımızda 1,6. Sayının değerini küçülttüğüm için bunu büyüteceğim. 10 üzeri eksi 12 şeklinde bilimsel gösterim olarak ifade edilmiş oldu. D şıkkımız diyoruz. Yine dikkat edilmesi gereken zor bir işlemdi D şıkkımız arkadaşlar. E şıkkımız son sorumuz. Altıncı sorudaki son şıkkımız. Sayfadaki de son sorumuz. Yaparsak arkadaşlar 49 çarpı önce sadeleşecek şekilde düzenleyelim. 49 çarpı sayıyı büyüttüm bunu küçülttüm. 10 üzeri 10. Bu da 1, 2, 3 basamak. 7 çarpı sayıyı büyüttüm. Bunu küçülteceğim. 3 basamak küçülttüm. 10'un karesi oldu. Bakın burada şimdi bir işlem yapalım. 49'u 7'ye böldüğümüzde 7 kalır. 7 defa çarpı 10 üssü tabanları aynı üstleri çıkardım. 8 oldu. 7 çarpı 10 üzeri 8. İlk işlemin sonucu bu geldi arkadaşlar. İkinci işlemimize geçeceğiz. İkinci işlemimizde 35 zaten düzenli. Burayı 5 çarpı 2 basamak büyüttüm. Bunu küçülteceğiz. 10 üzeri 6 şeklinde yazabilirim. 35'i 5'e böldüğümüzde 7. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri 6'ya bölündüğünde eksi 3 eksi 6'dan eksi 9 yaptı. 7 çarpı 10 üzeri eksi 9 yaptı. Şimdi bu iki ifadeyi bölmem istenmiş. 7'yi 7'ye böldüğümüzde 1 yapar. 1 çarpı 10 üzeri 8'i 10 üzeri eksi 9'a böldüğümüzde tabanları aynı olduğu için üstler çıkarılır. 8'den 9'u eksi 9'u çıkarırken şu şekilde 8 eksi eksi 9'dan artı artıya dönüştü ve 17 yaptı arkadaşlar. O yüzden 1 çarpı 10 üzeri 17 şeklinde bilimsel olarak ifade edilmiş olur. E şıkkı yine dikkat gereken zor bir işlemdi arkadaşlar. C'nin cevabı burada. D'nin cevabı burada ve E'nin cevabı da 1 çarpı 10 üzeri 17 olarak
çıkmış oldu arkadaşlar. 6. soruda 6 şıkkımızın cevabını da vermiş olduk. 42. sayfadaki alıştırmaları tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.